Selamünaleyküm arkadaşlar. Manisa'ya geldik. Izgaralı sistem besahırına hayvanlarımızı kontrol etmeye. Hayvanların yeme karşı ilgileri, performansları gayet güzel. Biliyorsunuz ülkemizde son 15-20 gün içerisinde ciddi iklim değişikliği oldu. Bazı bölgelerde yoğun sıcaklık, bazı bölgelerde ise yoğun yağış ve doğal afet olarak yansıdı bize. Bizi de bu anlamda ilgilendiren şey sıcaklık. Hayvanlar biliyorsunuz 24 derecenin üzerindeki sıcaklıkları pek de sevmiyorlar, tercih etmiyorlar. Ortamı iyileştirmek gerekiyor bu anlamda. Yani 24 derecenin üzerinde bir ısıya getirmeliyiz ki 24 derecenin altında bir ısıya getirmeliyiz ki hayvanlar rahat bir şekilde yemlerini yesinler. Bakın şu anda 31 derece olduğunu gösteriyor derecemiz. 31 derece. Bu ahırın bulunduğu yer Manisa merkezden yaklaşık 15 kilometre uzakta ama en az 500 metre yukarıda. Sürekli tırmanarak çıkıyoruz buraya. Şu an şehir içi 39 derece, 38 derece civarında. Bu bölge bulunduğu ortamdan dolayı 5, 6, 7 derece daha serin, soğuk. Zaten bu çiftliği buraya kurmak istememizin amacı buydu. Bölgesel cazibeleri değerlendiriyorduk. Bu bölgenin de böyle serin bir bölge olması bu işletmeyi buraya kurmamıza sebep olan faktörlerden birisiydi. Agro TV'de yayınlanan programımızdan hatırlayacaksınız. Bu Holstein'ları konu edinmiştik. Holstein erkek dana, besi danası olur mu? Besi materyali olur mu? Şeklinde bir bölüm çekmiştik. İşte o hayvanlar. Hayvanların performanslarını görüyorsunuz. Günlük olarak 1300 gram ile 1400 gram arası şu anda canlı ağırlık kazanıyorlar. Yani yanlarındaki simentallerle aşağı yukarı aynı seyrediyorlar. Peki birinin diğerinden ne farkı olacak Eşref abi derseniz, randıman farkı olacak. Tabii ki simenteller kombine karakterli hayvanlar oldukları için randıman farkı olacaklar. Keserken de 30 kilo, 20 kilo, 30 kilo civarında daha fazla karkas verecekler. O da karkas fiyatına bağladığımız zaman 1000 lira, 1200 lira fark ediyor. Dolayısıyla hayvan alımı yaparken eğer bir simental dana 6000 liraysa, bir Holstein dana aynı kiloda olup da bir Holstein dana da 4500 lira, 4600, 4700 lira ise Holstein dana almak daha avantajlı oluyor. Neden? Sonuç aynı yere varıyor. Zaten alırken kazanmış oluyorsunuz. Ayrıca diyelim ki 100 tane Holstein dana alacaksınız ya da 100 tane simental dana alacaksınız. 100 tane Holstein erkek dana için bağlayacağınız para 450 bin lira iken simental dana için 600 bin lira. Yani 150 bin lira daha fazladan para bağlayacaksınız demektir. Bu nereye denk gelir? Yaklaşık size %25-30 daha fazla hayvan alma fırsatı verir. Yani 100 tane simental dana almak için ayırdığınız 600 bin liralık bütçeyi 4500 liradan alabileceğiniz Holstein danaya böldüğünüz zaman ortalama %20-%30 daha fazla hayvan alıp bağlayabileceksiniz demektir. Bu hesapları iyi yapmak lazım. Bazı akla evvel arkadaşlar var. Yorumlarda falan görüyorum, duyuyorum. Canım sıkılıyor, üzülüyorum ama sorun yok. Onlar da bizim insanımız. Ne düşündükleri umurumda değil. Biz doğruları anlatmaya hep devam edeceğiz. Eşref abi ne satıyorsa onu övüyor şeklinde konuşuyorlar. Arkadaşlar biz hiçbir şey yermedik ki övelim yani. Hepsinin yeri ayrı. Hepsinin yeri ayrı. Hepsinin güzelliği ayrı. Ha, biz simentali ayrıca seviyoruz. O ayrı bir konu. Bu sevgi göreseldir, görecelidir yani. Bizim simentali seviyor olmamız ticaretimizi değiştirmez. Kaldı ki biz cazip bulduğumuz hayvanları satmayız. Simenteller de 700 kiloya geldiler. Artık kesimi yaklaştı bunların da. Bu ay içerisinde kesmemiz lazım. Özellikle sıcak aylarda hayvanların kilo alması biraz yavaşlıyor. Yani
ortalama 1400 gram 1500 gram bandında gitmesi gerekirken 1300 bandına düşme tehlikemiz var. Şu hayvanı tarttık, 800 kilo geldi şu an öyle. Kalk bakayım Tosun, kalk da bir bakalım endamını görelim, hadi. Hadi Tosun, hadi. Hadi hadi. Yok abi, kalkası yok bunun. Kalkmak istemiyor. Değil mi lan? Kalkmak istemiyor mu? Mondofonların performansını soracak olursanız arkadaşlar, simmental gibi değil. Aynen Holsteinler gibi sonradan kilo alıyorlar. Önce bayağı bir boy yapıyorlar. Zayıf zayıf duruyorlar, sonradan boy yapıyorlar. Şunu da zaten sabahleyin tartmıştık. ...680 kilo geldi. Bu da 770 kilo geldi. Bu hayvanlar bu hafta içerisinde kesime gidecekler. Bazı arkadaşlar diyor ki abi fiyatlar düşük, kessek mi kesmesek mi acaba? Arkadaşlar hep söylüyoruz, fiyatlar yükselirse dana fiyatları da yükselir. Bugünkü düşüşler tüketimin azlığından kaynaklanıyor. Tüketimle alakalı bir sorun var. Para yok yani insanlarda. İnsanlar parayı ev almaya harcamışlar. Ev kredilerinde indirim olmuş. Hep aynı yerden vuruyorlar bakalım bizi. Parayı taşa betona bağlıyoruz böylelikle. Bu taraftaki hayvanların neredeyse tamamı 680-700 bandında hayvanlar. Biz zaten 700-750 rakamlarını görmeden kesmiyoruz. Hayvan 700-750 rakamlarını ne zaman görüyor? Kaç aylıkken görüyor? 15 aylıktan başlıyor. 15, 16, 17. 800 kiloluk hayvanımız 18 ayı görüyor. Biz bu hayvanları 250 kilo bandındayken almıştık. Bu ahırın tepe noktası 9 metre olduğu için arkadaşlar, hayvanlar sıcaklığı bu kadar fazla hissetmiyorlar. Yani düşünün, şu anda Manisa merkezde 38-40 derece sıcaklık varken burada sıcaklık 31 derece. Hem binanın yüksek olması serin olmasını sağlıyor. Güzel bir havalandırma fırsatı veriyor bize. Ayrıca bölgenin şehirden daha yüksek olması da ikinci bir avantaj. Bu sağ tarafta gördüğünüz hayvanlar bu hafta kesime gidecek. Tamamı 700 kilo ve üzeri şu anda.
Genetik potansiyeli çok yüksek arkadaşlar bunların. İstesek bunları bir tona kadar büyütebiliriz. Ama ekonomik olmaz. Beklemek lazım. Günlük maliyet şu anda 20 lira. Bu büyük hayvanlarda. Yemlerin içerisinde yoğun bir şekilde arp ezmesi var. Bizim yaptığımız konsantre yem var içinde. Thank you.